mücadele edecek. İlk düdük geldi. Tarsus Tuman Yurdu'nun başlama vuruşuyla karşılaşma başladı. Bir kez daha temsilcimiz Çorum FK'ya başarılar dileyelim. Samettin'i görüyoruz. Bir ara pası Eren Aydın'a doğru. Eren girdi ceza alanı içerisine. Son çizgiye taşıdı topu. Çıkmadan ortası Sinan Kurumuş. Sinan Kurumuş kral yine golünü atmayı başardı. Sol kanattan etkili gelişen atak. Ve işte futbolcuların gol sevinci ekranlara geliyor. Eren Aydın'ın ortasına Sinan Kurumuş'un boş pozisyonda kafa vuruşu ve Çorum FK Tarsus İdman Yurdu karşısında 1-0 öne geçiyor. Suat ortası ön direğe doğru kaleci yumrukladı. Sinan Kurumuş çizgide savunma. Dönen top Eren Aydın. Üstten out. Yine Çorum FK'dan baskı. Gökhan Karadeniz pası Sinan Kurumuş'a doğru. Sinan geriye çıkarttı Suat'a. Suat'ın ortası Eren boş pozisyon. Eren Aydın. Eren Aydın ve 2-0 oluyor karşılaşma. Dakika 12. Ön direğe doğru etkili orta Emre Öztürk. Savunmasından ileriye doğru çıkan stoper Emre Öztürk ön direkte kafayla topu Tarsus İdman Yurdu ağlarına göndermeyi başarıyor ve 17. dakikada Çorum FK 3-0 üstünlüğü yakalıyor. İleriye çıkan isimler savunma güvenliği ise Atakan, Serkan Yavuz ve Erkan Kaş tarafından alındı. Gökhan Karadeniz doğrudan kaleye ve mükemmel bir gol. Gökhan Karadeniz sol ayağıyla çaprazdan kaleyi görür görmez vurdu ve topu Tarsus İdman Yurdu ağlarına 4. kez gönderdi. Gökhan pası Serkan Yavuz içeriye doğru ortası Sinan Kurumuş için rahat bir gol dediğim anda offside bayrağı havada. Sanırım pozisyonun offside olmadığını düşünüyor Sinan Kurumuş. Karşıladı Yusuf Atım'dan Gökhan tekrar geldi topu kazandı. Şimdi Eren Aydın'a. Eren cezalar içerisinde. Eren yanağlarda. Erkan'a. Erkan Kaş. 3 futbolcu var içeride. Arka tarafa doğru Sinan'a doğru. Sinan'dan önce savunma. Dönen top Suat Kaya. Gökhan Karadeniz. Tekrar Suat'a. Suat indi son çizgiye. Suat. Sinan Kurumuş. Bomboş pozisyonda vuramadı. Dönen top Eren, o da vuramadı. Çorum FK'nın 4-0 üstünlüğüyle geçiliyor. Suat Kaya, Gökhan Karadeniz. Gökhan şimdi Suat'a doğru harika bir pas. Suat Kaya! Suat Kaya, Gökhan Karadeniz'den gelen ikramı geri çevirmedi. Gökhan Karadeniz'in gerçekten de çok şık arapasında. Suat. Dışarıda Eren var. Suat. Son çizgi inme çabası. Arka tarafa doğru gönderdi top Gökhan Karadeniz. Bomboş pozisyonda topu avuta gönderdi. Ve ilk 45 dakikayı bitiren düdük geliyor. Karşılaşmanın hakemi Ferhan Kestanlıoğlu'ndan. Yine sol kanatta topla buluşan Erkan Kaş. Gökhan Karadeniz, Erkan Kaş paslaşması. Erkan oldukça hızlı. Erkan Kaş indi son çizgiye. Eren Aydın bıraktı geriye. Gökhan Karadeniz'e bıraktı. Şimdi Atakan tekrar Gökhan'a. Gökhan'ın yerden vuruşu top direğin dibinden avuta çıkıyor. Orta sahaya doğru yüksekliği kazandırdı top. Atakan Cangöz'ün pası Eren Aydın'a. Eren Aydın! Eren! Eren Aydın farkı 6'ya çıkartıyor. Yusuf Atım'ın pası gönderdiği yerde Emre Öztürk var. Ondan şimdi Eren Aydın'a. Erkan Kaş. Erkan Eren'in önüne doğru. Eren pası Sinan Kurumuş ve 7 oluyor. Eren Aydın hazırladı bu kez. Sinan Kurumuş da bu ikramı geri çevirmedi.
Eren. Bıraktı Atakan Akkaynak. Arka tarafa doğru, Sinan'a doğru. Sinan'ın kafayla indirdiği yerde Suat'tan önce savunma. Bu arada Tarsus Manyurlu futbolcular birbirlerine takılıp düştüler. Gökhan Karadeniz, Sinan Kurumuş. Sinan Kurumuş! Sol ayak işi uzak direğe harika bir vuruş. Sinan Kurumuş. Hat-trick yapıyor Sinan Kurumuş. 59. dakika. Atakan Cangöz mü, Sinan Kurumuş mu? İkisi de pozisyonunu aldı. Atakan Akkaynak doğru. Atakan Cangöz vuruşu ve gol! Atakan Cangöz'den etkili bir serbest vuruş, harika bir gol. ...64. dakika... Eren Aydın... Eren pası sol kanada doğru... Şimdi içeriye doğru Sinan Kurumuş... Sinan Kurumuş... İstediği vuruşu yapamayınca... Sinirlerine de hakim olamıyor Sinan Kurumuş... Kaynak... Mürşit'e doğru gönderilen top, Gökhan Karadeniz girdi araya... Gökhan arka direğe doğru orta... Sinan Kurumuş bomboş pozisyonda, bu kez... Çerçeveyi tutturamıyor... Mert Can Aşçı, pası Hurşit'e, Hurşit, Sinan Kurumuş, gerçekten de imkansızı başardı desek yeridir. Sanırım karşılaşmanın hakemi uzatma dakikası oynatmayacak. Egecan pasını aktardı yerde, Selim Ilgaz var dediğim anda da karşılaşmadaki son düdük geliyor. Çorum FK emaneti geri teslim alıyor. Dün teslim ettiği, emanet olarak teslim ettiği liderlik koltuğunu bugün geri teslim alıyor ve 31. haftayı lider olarak tamamlıyor kırmızı siyahlılar.